ve Rabbimiz kurtarıcımız İsa Mesih'in inayeti, selameti yine bugün de sizin üzerinize güneş gibi doğsun. Amin. Ve yürüyeceğiniz bütün yollarda o kudretli eliyle elinizden tutsun ve selametiyle sizi donatsın, size rehberlik yapsın ve bereketlerinin doluluğuyla da her zaman sizleri bereketlesin. Çünkü o bereket kaynağıdır. Çünkü o dünyaya gelmiş olan dünyayı karanlığı aydınlatan ışıktır. O yaşamın kendisidir. Ne diyor? Yaşam ondaydı diyor, değil mi? Yaşam ondaydı derken kimden bahsediyor? İsa Mesih'den bahsediyor. Çünkü İsa Mesih göklerde yeri yaratan Rabbin bağrından çıkıp gelmiş olandır. Bugün ben istiyorum ki İşaya Peygamber 9. bölümden sizlerle paylaşayım sevgili kardeşler. İşaya Peygamber 9. bölümde yine İsa Mesih hakkında konuşuyor. İsa Mesih'in gelişi hakkında ön peygamberlikte bulunuyor. Ve biz bakıyoruz ki İşaya Peygamber yaklaşık 700-750 sene önce İsa Mesih'den önce yaşadı. Ama Rab onun gözlerini açtı ve Mesih'in günlerini gördü. Mesih'in doğuşunu gördü. Mesih'in haç üzerinde ölümünü gördü. Ve dolayısıyla da biz İşaya Peygamber okuduğumuz zaman İncil'i orada görüyoruz sevgili kardeşler. Demek ki İsa Mesih ne yaptı? Kendi izzetini ve yüceliğini İşaya'ya gösterdi. İşaya'da olduğu gibi peygamberin sözü olarak aktardı. Ve şimdi o günden başlayarak, gerçi ondan önce de peygamberlikler var, uluslar, daha ziyade İsrail halkı bu peygamberlik sözlerinin ardına düştüler. Acaba nedir? Kimdir? Nasıl bir şey olacak? Çünkü burada bir doğumdan, bir hediyeden, verilecek bir şeyden bahsediyor. Diyor ki bize bir çocuk doğacak. Ama doğan çocuğun özellikleri o kadar farklı ki hiç kimsede olmayan, dünyadaki insanlar üzerinde olmayan bir özellik. Bu yüzden de halk bekliyordu. Acaba nasıl biri gelecek? Ama biz şanslıyız. Çünkü biz geriye baktığımızda görüyoruz, o nasıl biri gelecek diye merak etmiyoruz. Onun gelişinin haberini aldık. Geldiğinin haberini aldık ve şimdi o kutsal ruhla kimin üzerinde işliyor? Bizim üzerimizde işliyor ve bizi doldurup donatıyor. İşaya Peygamber 9. bölüm ilk ayete baktığımızda diyor ki bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zebulun ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı gelecekte Şeria Irmağı'nın ötesinde deniz yolunda ulusların yaşadığı Celile'yi onurlandıracak. Şimdi bununla birlikte diyerek başlıyor bölüm. Ondan öncesine baktığımızda ondan öncesinde ne var? Bir karanlık haberi var. Yani uluslar karanlıkta yaşıyorlar. Uluslar, milletler kendi adet, kendi geleneklerine göre kendi ilahlarının yollarında yaşıyorlar. Aynı bugün olduğu gibi cincilere danışıyorlar, büyücülere danışıyorlar, falcılara danışıyorlar, muskaları takıyorlar ve bu gibi ruh çağıranlara danışıyorlar ve bu şekilde karanlıkta yaşıyorlar. Çünkü bir yerden bir müjdeli haber almak istiyorlar. Ama onların haber aldıkları yer neresidir? Bakıyoruz ki cinciler, büyücüler, ruh çağıranlar. Şimdi böyle bir atmosfer içerisinde yaşayan bir halk var ve nereye gittiğini bilmeyen. Evet bir İsrail halkı var, Tanrı tarafından seçilmiş, peygamberler gönderilmiş ama onlar da milletlerin yoluna gitmişler ve gerçek ışığı kaybetmişler. Kardeşler, dünya milletlerinde gerçek ışık yok. Evet. Milletlerin yollarında kurtuluş yok. Kurtuluş yalnız ve yalnızca kutsalların kutsalı tek olan Rabbin kendisindedir. Bunun için de diyor ki sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak ve milletlerin celilesi diyor. Niye orada Galile bölgesinde bakıyoruz ki İsa Mesih çoğunlukla dolaşıyor değil mi? Bir şey oldu, İsa Celile'ye gitti. İsa Celile'den geldi ve o bölgede daha çok çalışıyor. Niye? İsrail'in o kesiminde milletler var. Romalılar var, diğer putperest milletler var. O putperest milletler kendi adetlerini, kendi geleneklerini, kendi yaşam tarzlarını getirip ortaya koyuyorlar. Ve şimdi
Tanrı'nın halkı olan İsrail, Tanrı'ya bakması gerekirken kime bakıyor? Onlara bakıyor. Onlar ne yapıyorsa İsrail halkı da aynısını yapıyor. Bugün Mesih'e ait olduğunu söyleyen halklar da aynısını yapıyor mu? Yapıyor değil mi? Aralarında yaşadığı milletler ne yapıyorsa, aralarında yaşadığı milletler nazar boncuğu takıyor, mavi bir boncuk, onlar da takıyorlar. Peki siz niye takıyorsunuz? Hadi milletler putperest yollarda yürüyorlar, kendi tanrılarından bir cevap alamıyorlar, kendi tanrılarının kendilerini kurtaracağını güvenmedikleri için bir mavi boncuğu takıyorlar, aman göz değmesin. Nazar olursa buraya gelir, taş çatlar, ben çatlamam, karşıdaki de çatlar. Ne taşın çatladığı var, ne de karşıdakinin çatladığı, ama sen çatlıyorsun. Niçin bunlar yapılıyor sevgili kardeşler? Veya da duymuşsun, el alem koşuyor falanca yerde falcıya, bilmem medyuma, sen de beraberinde koşuyorsun. Herkes yapıyor, sen de yapıyorsun. Demek ki yanlış olan, kötü olan, günaha ait olan bir şey, insanı hemen alıyor çember içerisine. Ve ne yapıyor? Öğretiyor. Ve böylelikle de ışığı bulayım derken, ışıktan uzaklaşıyorsun ve karanlıkta yaşıyorsun ve karanlık sana egemenlik sürüyor. O dönemde de İsrail halkı böylesine yoldan çıkmıştı. Ve böylesine milletlerin eli altında, ölüm gölgesi altında karanlıkta yürüyordu. Ama sevgi olan Tanrı bir müjde veriyor. Diyor ki, karanlıkta olan ülke artık karanlıkta kalmayacak. Ben sizin düşkünlüğünüze merhamet edeceğim. Söylediği söz nedir? Bakın, deniz yolunda ulusların yaşadığı. Demek ki uluslar oraya gitmişler, uluslar da o bölgede yaşıyorlar, Celile bölgesinde. Orayı kendi murdar düşünceleriyle, putperest düşünceleriyle kirletmişler. Dünyada Rab'be ait bir şey yok sevgili kardeşler. Eğer ulusların yolunda yürümek isterseniz, ulusların öğüdüne bakmak isterseniz, sizi karanlık kaplayacak. Çünkü sizin bir tek nurunuz var. Sizin bir tek ışığınız var, o da göklerden gelmiş ve göklere gitmiş olan İsa Mesih'tir. Amen. Ondan başka hakikat yoktur. Gerçek birdir ve o da İsa Mesih'in kendisidir. Ama ne diyor şimdi bakın? Ulusların yaşadığı Celile'yi onurlandıracak. Bir onurlandırma söz konusu. Kim onurlandırıyor? Tanrı onurlandırıyor. Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ve ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. Tanrı özel olarak birilerini onurlandırmak istiyor. Biliyor musunuz? Siz Tanrı tarafından onurlandırılmış olan kişilersiniz. Tanrı sizi onurlandırdı. Bakın milletler karanlıkta. Ama Tanrı'nın ışığı, Mesih'in ışığı sizin üzerinize parladı. Ve Rab size itibar etti. Rab sizi sevdi. Rab sizi milletlerden ayırdı. Ve böylelikle de kendi nurunu, kendi ışığını ve Mesih'in o kutsallığını sizin üzerinize çevirdi. Ve bu ne demektir? Sen onurlandırılıyorsun. Kim tarafından onurlandırılıyorsun? İsa Mesih tarafından onurlandırıyorsun. Ve Tanrı İsa Mesih'i göndererek seni onurlandırıyor. Hani bazen bir şey olduğu zaman, birisi bir şey yaptığında ne dersin? Ya bu benim için onurdur. Beni onurlandırıyorsun. Bana itibar ediyorsun. Bana değer veriyorsun. Beni en değerli yere koyuyorsun dersin değil mi? İşte aynı şekilde Tanrı da bunu yapıyor sevgili kardeşler. Ve diyor karanlıkta yürüyen halkın arasına birini göndereceğim ve o ışığa gelen kişi benim tarafımdan onurlandırılacaktır. Niye onurlandırılacaktır? O günahın ve karanlığın egemenliğinden çözülecek. Karanlıkta yürüyen halk ışık görecek ki gördüler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. Şimdi bakın, aynı bu ayetler nerede geçiyor? Yeni Ahit'te İbraniler bölümünde geçiyor kardeşler. Biz İncil'i okuduğumuzda, İncil'in İbraniler kısmına çevirdiğimizde hemen bakıyoruz ki bu ayetler orada yazılmış. Bakın ne söylüyor Rabbin kelamında.
İbranilere yazılan mektup 2. bölüm 13. ayetten itibaren. İşte ben ve Tanrı'nın bana verdiği çocuklar diyor. Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa ölüm gücüne sahip olanı, yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Karanlıkta yürüyen ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanları özgür kılmak için ne yaptı diyor? Karanlıkta o ışık parladı ve o insan bedenini aldı. Kardeşlerinin benzeyişine dönüştü. Şimdi biliyor musunuz? Yukarıda ne diyor? İşte ben ve Tanrı'nın bana verdiği çocuklar. Aynı bu ayet İşaya peygamberde yazılı. İşaya peygamber 8. bölüm açtığımızda kardeşler şöyle söylüyor. 8. bölüm 18. ayet. Ben ve Rabbim bana verdiği çocuklar. Söyleyen kim? İsa Mesih. Bakın daha İşaya peygamber ağzıyla kim konuşuyor? İsa konuşuyor. İsa Mesih konuşuyor. Ben ve Rabbim bana verdiği çocuklar. Neymiş bunu? Niçin bunu söylüyor? Rab sizi kime verdi? Bu ayete göre uyuyor muyuz, uyanık mıyız? İyi dinliyor muyuz? Gecenin yorgunluğunu attık mı üzerimizden? Size bir müjde var burada. Rab İsa diyor ki ben ve Rabbim bana verdiği çocuklar. Rab sizi İsa'ya verdi. Rab sizi İsa'ya verdi. Niye verdi biliyor musunuz? Devam edelim. Siyon dağında oturan her şeye egemen Rabbin İsrail'deki belirtileri ve işaretleriyiz diyor. Rab sizi bir işaret, Rab sizi bir belirti olarak seçti, sizi onurlandırdı ve sizi İsa'ya verdi. Siz İsa'ya aitsiniz. Rab sizi çok seviyor. Herkes İsa'ya ait değil. Evet, her şey İsa vasıtasıyla yaratıldı ama herkes İsa'ya ait değil. Şimdi İsa Mesih için Tanrı ne diyor? Benim sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum değil mi? Şimdi her ismin üzerinde en yüce ismi Tanrı kime verdi? İsa'ya verdi. Her şeyde baş olmak yetkisi kime ait? İsa'ya ait. Yerde ve gökte hakimiyet kime ait? Sizi kime veriyor? Sizi de İsa'ya veriyor. Bu büyük bir ayrıcalık sevgili kardeşler. İşte bu yeni yılın en güzel hediyesidir bu. Tanrı seni, karanlıkta yürüyen seni alıyor, seçiyor ve kralların kralı, Rablerin Rabbi İsa'ya getirip veriyor. O yüzden de şimdi İsa Mesih övünüyor bu kardeşleriyle. Bizlere kardeşlerim diyor ve diyor ki ey baba işte ben ve senin bana verdiklerin. Ve senin bana verdiklerinden hiçbirini kaybetmedim diyor. Ve onlar uğruna diyor ben kendimi bir çoban olarak öne attım, kurda teslim ettim ta ki onlar aslanın pençesinden, ayının elinden kurtulsunlar ama onlar yaşasınlar. Amen. Ve böylelikle iyi bir çoban gibi ne yaptı kendisini? Tehlikenin, sürünün önüne atarak kendi sürüsü için canını verdi. Ta ki o sürü yaşasın, Rabbin sürüsü olarak, Rabbin koyunları olarak Rabbin önünde dursunlar. Ve işaret olsunlar, belirti olsunlar. Tanrı'nın dünyayı yargılayacağı ve Tanrı'nın kendi kutsallarını bu dünyadan İsa Mesih vasıtasıyla seçtiğinin işareti ve belirtileri sizlersiniz. Öyleyse siz şunu söylemelisiniz. Tanrı beni çok sevdi. Amen. Rab beni çok sevdi. Evet. Rab beni milletler arasından ayırdı. Ben karanlığın ve ölümün gücü altında değilim. Ölüm diyarında yürürken benim üzerime ışığını parlattı ve beni ayırdı. Kendi nuruyla beni nurlandırdı diyeceğiz kardeşler. Çünkü diyor bu çocuklar, işte ne diyor İsa Mesih? Ben ve Rabbim bana verdiği çocuklar. Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa ölüm gücüne sahip olanı, yani iblisi, yani şeytanı ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere
onlarla aynı insan yapısını aldı. İsa Mesih'in insan yapısını alışının nedeni neymiş? Ölüm gücüne sahip olan iblisin işini çözmek ve ölümün pençesinden bizi kurtarmak için. Şimdi Tanrı'nın neden böyle bir plan yaptığını biliyor muyuz? Biliyoruz ve buradan anlıyoruz. Tanrı bizi onurlandırmak istiyor. Evet, amen. Evet. Öyleyse o onura sahip olalım. Bu onuru hiçe saymayalım, basite almayalım. Çünkü bu işin temelidir. Eğer bu temeli bilmezsek bize faydası olmaz. Ve devam ediyor, diyor ki, Ya Rab diyor, ulusu çoğaltacak, sevincini artıracaksın. Bir sevinç var. Neden? Çünkü bu sevinç şudur. Ben Tanrı tarafından sevildim. Tanrı beni seçti, beni onurlandırdı dediğin zaman yüreğine ne gelir? Tanrısal bir teselli gelir. Yüreğine tanrısal bir coşku gelir. Dünyanın verdiği sevinç başkadır, Tanrı'nın verdiği sevinç bir başkadır. Şimdi herkes bir gün biliyor ki Tanrı'nın hüküm kürsüsü önüne çıkacaklar. Ben de biliyorum çıkacağım. Ama ben hangi düşünceyle çıkacağımı biliyorum? Ben Tanrı tarafından bu dünyadayken onurlandırıldım. Amen. Ben bu onurla çıkacağım. Ben Rabbin çocuğu olarak çıkacağım. Ben seçilmiş biri olarak çıkacağım. Ben ayrıcalıklı biri olarak çıkacağım. Çünkü Mesih'e emanet edilmiş olanım. Her şey Tanrı'ya ait. Mesih de Tanrı'ya ait. Ama Tanrı ne yapıyor? Seni alıyor ve Mesih'in eline getiriyor. Ve Mesih'e diyor ki, bunları sana veriyorum. Bunları sana ayırdım. Şimdi siz Mesih için ayrılmış olansınız. Amen. Bu büyük bir onurdur. Çünkü İsa Mesih Tanrı kelamında ne söylüyor? Beni bulan yaşam bulur. Amen. Öyleyse sizde şimdi ne var? Yaşam var. Nasıl bir yaşam var? Ebedi bir yaşam var. Artık ölümün ve karanlığın gücü sizin üzerinizde hüküm sürmeyeceğinden dolayı içinizde ne var? Yeni bir sevinç. Dünya ümitsizlik içerisinde ama sizin tükenmeyen bir ümidiniz var. Dünya karanlıkta ama sizin içinizde parlayan bir ışık var. Dünyanın sevinci yok ama sizde kalıcı bir sevinç var. Çünkü siz Tanrı tarafından seçilmiş, onurlandırılmış olanlarsınız. Ve diyor, ekin biçenlerin neşelendiği, ganimet paylaşanların coştuğu gibi onlar da sevinecekler senin önünde. Şimdi ekin biçenler nasıl seviniyorlar? E tabi ekin biçmediğiniz için nereden sevineceksiniz? Ama şöyle düşünün ki tarlaya tohumu ekmiş, ne olacak ne biçecek belli değil. Fakat gün gelir, yağmurlar yağar, kar yağar, mevsimi geldiğinde o tohumlar yeşermeye başlar ve ekini eken bakar ki o hasılat bu sene iyi, başaklar dolu ve tam kızarır, Temmuz ayında olgunlaşmaya başlar. Ondan sonra gidip de orağı vurup da hasadı toplamaya başladıklarında bakar ki ambarları doluyor, ne olur? Sevinir değil mi? Evet de bir emek verdim ama emeğimin karşılığında şimdi ambarlarım dolu. Ha şimdi biz de bu burada ekin olmadığına göre başka bir şey düşünelim. Bir hafta boyunca çalışıyorsun dükkanda. Çalıştın ondan sonra çalışıp işleri veriyorsun. Hafta sonu geliyor ne yapacaksın? İçeceksin. Hafta sonu gelip ne yapacaksın? Para toplayacaksın değil mi? Dolaşıyorsun dükkanları. Oradan alıyorsun yaptığını. Ondan sonra da geliyorsun, başlıyorsun saymaya. Hasılat iyi bu hafta, Allah bereket versin, diyorsun. Ne oluyor? Keyfin yerine geliyor, gevşiyorsun. Ondan sonra da oturuyorsun bir yere, diyorsun ya bir ağırlık çöktü üstüne. E çöker tabii, çünkü niye? Bir hafta boyunca çalıştın, şimdi o sevinçle ürünü aldın, onun verdiği, yüreğine getirdiği bir sevinç var değil mi? Emeğinin karşılığında sen seviniyorsun. İşte o sıkıntı içerisinde olan halkın sevincini buna benzetiyor. Mesih'e ait olan da böyledir kardeşler. Günahın egemenliği altında, şeytanın baskısı altında uğraşıyorsun. Ama ne zaman ki Mesih'e geliyorsun, o Mesih senin üzerindeki o ağırlığı, o karanlığın kuvvetini senden alıyor ve seni özgür kılıyor. Özgür kıldığını da senin yüreğinin derinliğine yerleştiriyor. Ve sen o zaman ne oluyorsun?
İşte o parayı sayar gibi o özgürlük kelimelerini tek tek sayıyorsun. Oh diyorsun, üzerime bir rehavet çıktı. Gevşiyorsun. Ne diyor bakayım? Evet, ekin biçenlerin neşelendiği, ganimet paylaşanların coştuğu gibi onlar da diyor sevinecekler senin önünde. Rab İsa Mesih'i göndererek ne yapıyor? Sevindiriyor. Şöyle bir şey düşün sevgili kardeşim. Kendi geçmişine bak. Mesih'e ait olmadan yaşadığın günlere bak. Bir de Mesih İsa'ya iman ettikten sonraki yaşadığın günlere bak. Biliyor musun? İkisinin arasında fark var. İkisinin arasında sevinç farkı var. Öyle bir sevinç ki bunu kolay kolay insanlar anlayamaz. Bunu sadece sen anlarsın. Yüreğinin derinliğinde bunu sadece sen hissedersin. Ve o zaman ayrıcalıklı olduğunu fark edersin. Sen farklı birisindir. İçinde başka bir fırtına eser. İçinde başka bir rüzgar vardır ki senin içindeki karanlığın gücünü alır ve seni tesellilerle doldurur. Ve yüreğin sevinir o zaman. Dünyanın ağırlığı, kaygısı, yükü üzerinden çözülür ve gider. Çünkü diyor, neden seviniyorlar? Çünkü onlara yük olan boyunduruğu, omuzlarını döven değneği, onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin. Bak, üzerimizde bir boyunduruk var. Kimin boyunduruğu? Şeytanın boyunduruğu. Ama Mesih geldiğinde ne yapıyor? O şeytanın boyunduruğunu kırıyor ve kendi boyunduruğunu takıyor. Hakikaten de bazen şeytan öyle bir boyunduruk takar ki insana sevgili kardeşler, alır ve istediği karanlığa çeker. Alır ve istediği karanlığa çeker. Ve sen çaresiz olursun. Ne yaptığını bilemezsin. Gücün kalmaz, dermanın kalmaz. Seni alır ve götürür karanlığın içine. Çırpınırsın ama kurtuluş ararsın, bulamazsın. Çünkü o kuvvete sahip değilsin. İşte diyor Mesih ne yapıyor? O boyunduruğu, şeytanın boyunduruğunu kırıyor ve kendi boyunduruğunu takıp şeytanla gemeldiğinden, ölümün pençesinden kurtarıyor. Ve sonradan da ışığını üzerine parlatıp seni nurlandırıyor ve seni teselli ediyor. Aynen. İsa ne dedi? Benim boyunduruğum hafiftir, değil mi? Demek ki bir şeytanın boyunduruğu var, bir de Rab İsa'nın boyunduruğu var. Şimdi siz şerrin elinden çözülmüş ve Rabbin boyunduruğu altına gelmiş olanlarsınız. Onun için de diyor ki evet, eziyet çekenin diyor, eziyet çektirenin ne yapacak? Sopasını kıracak ve parçalayacak. Sopasını paramparça edeceksin diyor. Yani şeytanın üzerinde, senin üzerindeki hakimiyetini parçalayacak ve kıracak. Ve şimdi bunu anlatırken de nereye gidiyor biliyor musun? Tıpkı Midyanlıları yenilgiye uğrattığın günkü gibi. Şimdi İsrail halkı Midyan'ı biliyor. Midyan'ın yenilgiye uğradığı günü biliyor. Ne şekilde olmuştu? Biz sevgili kardeşler, Hakimler kitabını okuduğumuz zaman Hakimler kitabında ancak bunu görebiliyoruz. Hakimler kitabını açıp okuduğumuzda Eski Ahit'te orada 6. bölümde okuyoruz. Şöyle diyor. 2. ayetten okuyayım. Midyan boyunduruğu İsraillere öyle ağır geldi ki dağlarda kendilerine sığınaklar, mağaralar, kaleler yaptılar. Ekin ektikleri vakit Midyanlılar, Amalekliler ve öbür doğu halkları topraklarına gelip girip ordugahı kurarlardı. Gazze'ye dek ekinleri yok eder, koyun, sığır, eşek gibi geçim kaynağı olan her şeyi alırlardı. Hayvanları ve çadırlarıyla birlikte çekirge sürüsü gibi gelirlerdi. Adamları, develeri saymak olanaksızdı. Yakıp yıkmak amacıyla toprakları işgal ederlerdi. Midyanlılar İsrail'i öyle yoksul düşürdüler ki İsrailler Rab'be yakarmaya başladılar. Midyan günleri bu. Ne yapıyorlar biliyor musun? Bu düşman millet. İsrail ne zamanki ekin ekiyor, tam başaklar olgunlaştı, toparlayacaklar. O dönemde Midyanlılar geliyor, hepsini ellerinden alıyor.
Biraz hayvanları çoğalıyor, sürüleri artıyor. Midyanlar gelip hepsini ellerinden alıyorlar. Ve bir tür bereket yok. Bereket yok. Yani bir şey geliyor, o bereketi alıyor. Bir şey geliyor, o selameti alıyor. Bir şey geliyor, o sevinci alıyor. Midyan halkı böyledi. 7 yıl boyunca o Midyan halkı geldi ve hep böylelikle İsrail üzerine çöktü ve İsrail'i yağmaladı, yağmaladı, yağmaladı. Ve İsrail bıktı. Rab dedi, bu düşmanın elinden ben nasıl kurtulacağım? Ve işte orada diyor, Gideon adında bir genci çıkardı ve ona kuvvet verdi. Onun desteği ve kuvvetiyle, Gideon'a verilen güçle, Gideon'un önderliğiyle İsrail'i Midyanlıların elinden kurtardı. Aynı şekilde diyor, nasıl ki diyor o milletler gelip İsrail'in elindeki bereketi çaldıysa, şeytan da insanın üzerindeki bereketi çalar. İnsan üzerindeki sevinci çalar, insan üzerindeki selameti çalar, insan içindeki huzuru çalar. İşte diyor o şeytan, sizin üzerindeki bu huzuru, sevinci, selameti çalmasın diye şeytana karşı savaşacak olan bir Gideon aranıza göndereceğim. Bir çocuk aranıza gelecek ve onun krallığı öyle bir krallık olacak ki üzerinize ışık gibi parlayacak ve o Midyanlı günlerinde İsrail'i nasıl kurtarıp sevince donattıysa, sevince boğduysa aynı şeyi size yapacak. Şimdi sıkıntı çekersek ancak bunu biliriz kardeşler. Ama İsrail halkı bunu çok iyi anlıyordu. Kendi tarihini iyi biliyordu ki o Midyan'ın elinden ne kadar acı çekmişlerdi. Ve Gideon adındaki bu genç delikanlı çıktığında onun vasıtasıyla nasıl kurtuldular? Şimdi İsa devreye geliyor. Ve diyor ki şeytanın boyunduruğunu üzerinizden kıracağım. Şeytanın sizi yönetmesine izin vermeyeceğim. Sizin üzerinize gelen o sıkıntıları, sizin üzerinize gelen günahın ve karanlığın egemenliğini sizden kaldıracağım. Çünkü, devam ediyor. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Hemen bakın nasıl bizi sevindireceğini, hangi şekilde bize kurtuluşun geleceğini anlatıyor. Evet, şeytanın sopasından kurtulmak, yani şeytanın baskısından, onun verdiği ruhsal eziyetten, hem ruhsal hem de fiziksel verir şeyler. O ikisinden de kurtulmanız için size bir çocuk verilecek, size bir çocuk doğacak. Eğer birisi karanlıktan ışığa gelmek istiyorsa, eğer birisi şeytanın egemenliğinden çözülüp Tanrı'nın krallığına gelmek istiyorsa, yapılması gereken bir tek şey vardır. İşte Tanrı'nın peygamber kullarıyla söylediği ama 2000 sene önce Bakire Meryem'den doğan İsa Mesih'in kabul etmek. Onu kabul etmeden olmuyor kardeşler. Çünkü şeytanın sopasını kıracak olan, şeytanın boyunduruğunu çözecek olan kimdir? İsa'dır. Eğer ki birisi İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman etmiyorsa şunu bilin ki onun boğazında bir boyunduruk var ve ipi de şeytanın elinde. O istediği kadar desin ki hayır ben Tanrı'ya aitim, ben Tanrı'yı seviyorum, ben Tanrı'nın kuluyum, benim dinim var, imanım var. O şeytanın bir hilesidir. Şeytanın bir hilesidir. Ha şeytan şunu da söyler. Tamam yavrum, senin imanın var, senin dinin var, çok güzel. Ama senin hayatın benim elimde. Şimdi at iyidir. Atın kuvveti var mı? Var. Ama üzerine binen ne yapıyor? Yuları istediği tarafa çekiyor değil mi? Şimdi at istediği kadar desin ki benim gücüm var, benim kuvvetim var. Ben insanları sırtıma alıp öyle gidiyorum ki istediğim yere gidiyorum. Benim kuvvetimin karşısında kimse duramıyor. Doğru, kuvvetin var ama elin senin, boynun da başkasının elinde. İstediği tarafa seni yönlendiriyor. Şimdi insanlar da böyle yaşıyorlar, yaşadıklarını düşünüyorlar. Bir kuvvetleri var ama onların boynunun bağı kimin elinde? Boyunduruk kimin elinde? Şeytanın elinde. Ve istediği tarafa çekiyor. Öyleyse özgür değilsin. Ama Mesih'in elinde olursan, Mesih ne yapar? Şeytanın egemenliğinden alır. Şimdi Mesih'in kontrolü altına girersin. Mesih'in kontrolü altına girdiğin zaman Mesih nerededir? Mesih orada. Seni oraya götürür. Ama şeytanın kontrolü altında olduğun zaman şeytanın kontrolü nerede? Bir müddet için bu dünyada. Seni bu dünyada gezdirir. Bir türlü oranın yolunu bulamazsın. Dünyada gezersin, gezersin. Ondan sonra da gün gelir.
Ya o kadar yaşadım, hiçbir şey anlamadım desin. Anlamamış olarak ölür gidersin. Fakat Mesih'te olursan dünyadaki hiçbir şeyin peşine düşmezsin. Çünkü senin yüreğinde zaten bir sevinç var. Yüreğinde ne sevinci var? Ebediyet sevinci var. Sonsuzluk sevinci var. Bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Ha, şimdi kimdir? Bu gelen oğul yönetici. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika öğütçü olacak. Şimdi harika kelimesi burada ona verilen bir isim. Bazen bir şey olduğunda çok hoşunuza giden bir şey olur. Aa harikasın sen. Derseniz değil mi? Hiç dediğiniz oluyor mu? Veya da bir şey beğenin. Aa çok harika bu. Yani onun çok güzel, mükemmel olduğunu ve sana iç sevinci getirdiğini ifade edersin. Veya da çok harikasın derken yani ondan çok memnun kaldığını, onun seni çok sevindirdiğini, hakikaten yüreğinin derinliğine hitap ettiğini söylersin. İşte burada da harika bir öğütçü var. Öğüt nedir? Bize öğüt veren. Hakikaten de İsa Mesih konuştuğu zaman Yahudi din adamları olsun, halk olsun onun sözlerine şaşıyorlardı değil mi? Hele öğrencileri ya diyorlardı, konuşuyor ama hiç bizim insanlarımız gibi konuşmuyor. Onun konuşması bambaşka. Onun öğüdü bambaşka. Gerçekten de sevgili kardeşler, bütün kitapları araştırın. İsa'nın öğüdüne benzer öğütler bulamazsınız. Araştırın İsa'nın sözlerine benzer sözler bulamazsınız. Hatta bazen öyle olur ki kendini serbest bırak, İsa konuşmaya başlasın, sen de ağlamaya başlarsın. Öyle mi? Ağlamaya başlasın. Niye? O kadar güzel, o kadar yüreğin derinliğine hitap eden sözler söylüyor ki, kimsenin söylemediği sözler, kimsenin söyleyemediği sözler. Ve bu sözleri aldığın zaman hakikaten de anlıyorsun ki bu sözlerin içinde bir ruh var. Bu sözler sıradan insanın anlayabileceği sözler değil. Hangi kitapta söylüyor? Düşmanlarınızı sevin. Düşmanlarınızı sevin. Size kötülük yapanlar için ben size diyorum ki hayır dua edin. Göksel babanız kamil olduğu gibi siz de her işinizde kamil olun. İşte Rab iyilerin ve kötülerin üzerine güneşini doldurmuyor mu? Rab iyilerin ve kötülerin üzerine yağmurunu yağdırmıyor mu? Ve Rabbi örnek veriyor ve ondan sonra da öğüt veriyor. Size yapıldığına göre cevap vermeyin. Bir yanağına vurana öbür yanağını çevir. Ama dünya insanı ne söylüyor? Bu ayeti duyduğu zaman niye ben deli miyim diyor. Elbette ki akıllı mısın? Saşa güldürüyorsun ya Saşa. Hep söylenir. Değil mi? Telefonlarınızı kapatın. Buraya yazılar yazdık. İşe yaramadı. Ama herhalde buraya bir sinyal bozucu koymamız lazım. Ki içeri girildiği zaman sinyaller bozulsun. Parasını da sizden alacağım. Biraz daha gülün şimdi. Yani kilisenin kasasından değil. Çünkü sizin telefonlarınız açık oluyor. Kardeşler ne yapsak yapalım dikkat edin. Bir türlü dışarıyla bağımızı kesemiyoruz. Hani İsa Mesih dedi ya öğrencilerine, uyanık kalın ben dua etmeye gidiyorum geldi. Ya bir saat benimle uyanık kalamadınız mı? Bir saat biz dünyadan kopamıyoruz kardeşler. Şimdi o kardeşin telefonu açık, kahkahalar atıyor. Ama biraz sonra başka bir kardeşin telefonu cip cip öter. Birisi bülbül gibi öter, birisi çocuk gibi öter, birisi bilmem ne der. Ya bir türlü yok. Bir saat sonra o kişi beni arasa ne olur? Rabbin sözü mü değerli, o kişi mi değerli? İşin içinde ölüm de olsa fark etmez. Ölmüşse de bir saat beklesin. Ölene de yapılacak bir şey yok ki. Eğer zaten hastaysa merak etmeyin, sizin yerinize Rab birilerini ayarlar, ona yardımcı olurlar. Onu kaldır hastaneye de götürürler. Ama en azından bir saat, en fazla vaazın bir saat sürer. Gerçi bir saat geçti zamanla doluyor da ayrı. Şimdi 35 dakika olmuş size söyleyeyim. Fakat dayanmalıyız sevgili kardeşler.
Bakın biz şu anda harika öğütçüden bahsediyoruz. Onun öğütlerini söylüyoruz. Şimdi dünyaya kulağımızı kapatmalıyız. Çünkü Rab seni onurlandırdı dedik biraz önce, değil mi? E şimdi öyleyse Rab beni onurlandırıyorsa, bu onura layık sayıldımsa, o zaman bu harika öğütçünün öğütlerine benim kulağımı açmam lazım. Benim onu dinlemem lazım. Dünyayla bağımı bir saat kesmem lazım sevgili kardeşim. Adı diyor harika öğütçü. Evet, kimsenin vermediği öğütleri veriyor. Orada kalmıştım. Ne diyordu? Bir yanağına vurana öbür yanağını çevir. Senden ceketini isteyene abanı ver. Ama dünya adamı bunu anlamıyor. Olmaz diyor. Olur mu diyor? İnsan dediğinde onur, haysiyet olmalı. Sana vurduysa sen de vuracaksın. Böyle zavallı bir durum mu olur? Çünkü neden? Tanrı'nın sevgisini bilmiyor. Tanrı'nın hakikatini bilmiyor. Oysa burada benim zavallı olmamı istemiyor ki. Akılsız adam, Tanrı benim zavallı durumda olmamı istemiyor. Diyor ki, yani onun yaptığına göre yapma. Onun yaptığı kötülüğün hesabını tutma. Ama elbette ki bu adam ne öğrenmiş, ne okumuş, sana yapanı sen de yapacaksın. Göze göz, dişe diş, kulağa kulak, buruna burun, her neyse. Aynısını yapacaksın. E şimdi bunu duyan adama ne gelir? Bu söz hoş gelir. Çünkü insan benliği bunu ister. E zaten bunun için aslında bir şeriata da gerek yok ki. Normal benim içimdeki günah beni kışkırtır ki kim bana ne yaptıysa ben de aynısını yapayım. Burada tanrısal ne var? Hiçbir şey. Ama Tanrı kendisine karşı gelenlere ne kadar merhametle davranıyorsa, işte büyüklük burada, işte ustalık burada. Tanrı'nın merhametine sahip olarak Tanrı'nın karakterine uygun şekilde davranabiliyor muyum? Tanrı anında beni cezalandırıyor mu? Hayır, değil mi? Peki o Tanrı beni cezalandırmıyorsa, Tanrı anında hüküm vermiyorsa ben niye anında hüküm veriyorum? Niçin o Tanrı'nın karakterine uygun davranmıyorum? Davranamam çünkü içimde günah var. Ama Mesih'i dinlediğim zaman, Mesih'in nuru üzerime parladığı zaman, o zaman derim ki evet Rab, sen gerçeksin. Ve sendeki ruh benim üzerimde olsun ki ben de ademi tabiatla hareket etmeyeyim. Vurana vurmak için elimi kaldırmayayım. Ama onu bağışlayan ve merhamet eden, kötülüğünde iyiliğimi görüp yüzünü kızartan bir adam olayım. Çünkü güç buradadır kardeşler. Evet, kötüyü yeneceksin diyor. Bakın yine bir yenmek var. Yine bir zafer ver. Ama kötüyü iyilikle yeneceksin. Ki onu utandırasın, onun yüzünü kızartasın. Çünkü niye? Burnu sıkarsan ne çıkar? Süleyman'ın meselelerinde söylediği gibi, burnu sıkarsan kan çıkar diyor. Yani kötülük kötülüğü getirir. Fakat Rabbin öğüdü böyle değil. Rabbin öğüdü, Tanrı'nın karakteri nedir? Aynı karakteri İncil bize öğretiyor. Tanrı'yı tanımak istiyor musunuz? Tanrı'nın karakterini bilmek istiyor musunuz? Sizin geleceğiniz bir tek adres var. Tanrı'yı tanımanın ve karakterini bilmenin tek bir yolu var. O harika öğütçü olan İsa Mesih'e gelmek. Ve devam ediyor. Güçlü Tanrı denilecek. Bakın bir çocuk doğacak. Doğacak çocuğa ne söylenecek diyor? Güçlü Tanrı. Yani Tanrı'nın bütün gücü ve kudreti doluluğu kimde mevcuttu? İsa'da mevcuttu. Şimdi tanrısal güç ve doluluk hiçbir peygamberde mevcut olmadı sevgili kardeşler. Yalnız ve yalnızca İsa Mesih'teydi. O yüzden de Tanrı bütün doluluğunun Mesih'te bulunmasına razı oldu. Tanrı'nın bütün doluluğu, tanrısal bütün karakter ve özellik kimin üzerinde işliyor? İsa Mesih'in üzerinde işliyor. Bu yüzden İsa ne dedi? Tanrı'yı görmek isteyen beni görsün. Beni gören babayı görür. Beni gören Tanrı'yı görür. Tanrı'yı kimse göremez. Ama kabili caizse biz Tanrı'yı bir bir yüz yüze görebilelim diye Tanrı kendisini Mesih'te bize gösteriyor. O yüzden Mesih'e giden Tanrı'ya gitmiş olur. Ve ebedi baba diye çağrılacak. Şimdi ebedi baba kime ait bir özelliktir? Sadece Tanrı'ya aittir. Başlangıcı ve sonu olmayan kimdir? Tanrı'dır. Öyleyse doğacak olan bu çocuğun özelliği nedir? Başlangıcı ve sonu olmayandır.
Nasıl ki Tanrı'ya baba deniliyorsa aynı şekilde doğacak olan bu çocuğa da ne denilecek? Ebedi baba. Tanrı bütün doluluğuyla Mesih'te. Mesih bütün doluluğuyla Tanrı'dadır. O yüzden de İsa Mesih için peygamberlik sözünde ne söylüyor? Onun adlarından bir tanesi de ebedi baba olacak. Ve beraberinde bir ismi daha var. Onun adı esenlik önderi olacak. Selamet önderi olacak. Dünyada niye esenlik yok? Çünkü onların önderleri şeytan da onun için. Dünyanın önderi şeytan. Ama kim ki Mesih'in önderliğini kabul ederse onda ne vardır? Esenlik vardır. Mesih bizim esenliğimizdir. Eğer ki yüreğinde esenlik taşımak istiyorsan, Rabbin esenliğini iç varlığında hissetmek istiyorsan, sen hayatını Mesih'in ellerine teslim etmelisin. Bunun için de İsa Mesih, evet esenlik önderidir, şahıslara bir esenliğini veriyor. Fakat günü geldiğinde gerçek krallığını ikinci gelişinde gösterdiği zaman ne olacak? Şeytan diyor 1000 yıl boyunca bağlanacak ve Mesih İsa gelecek, kendi mukaddesleriyle gelecek ve dünya üzerinde 1000 yıl krallık yapacak. O zaman kurt kuzuyla geçinecek ve esenliğin sonu gelmeyecek. Ve 1000 yıl esenlik. Ve işte bütün milletlere gösterecek. Sizin verdiğiniz esenlik geçicidir. Ama gerçek esenlik önderi benim. Keşke dünya milletleri, ulusları İsa'yı tanısalardı. Ama yine de İsa'yı tümüyle tanımamalarına rağmen İsa'ya ait olduğunu söyleyen ülkelerde daha ziyade esenlik var değil mi? Ama İsa'ya ait olmayan ülkelerde hiç esenlik yok. Selamet de yok. Bereket de yok. Hepsi birbirine giriyorlar. Halkı suratı asık. Ve bütün o halklar, o İsa'ya ait olmayan halkların hepsi nereye koşup gidiyorlar? Avrupa'ya koşup gidiyorlar, Amerika'ya koşup gidiyorlar. Niye orada esenlik var diyorlar. Niye esenlik sende niye yok? Niye koşa koşa oraya gidiyorsun? Gerçi gide gide oranın esenliğini de batıracaklar ayrı bir. Yakında orada da esenlik kalmayacak. Çünkü selameti olmayan bir adam bir yere giderse oranın da tadını kaçırır. Selamet kardeşler içinde olacak. Esenlik içinde olacak. Gittiğin yere esenliği sen beraberinden götüreceksin. Gittiğin yerden esenliği alamazsın. O içeride olur ki esenlik önderi dediğimiz İsa Mesih ne yapıyor? Esenlik veriyor. Şimdi bir hikayedir anlatıyorlar. Ve göçlerin çok yoğunlukta olduğu dönemlerde bir köyün insanları kalkıyorlar, göç etmeye başlıyorlar. Ve uzak bir köyde de çok akıllı, aklı selim bir adam var, hikmetli birisi. Diyor ki, en iyisi gideyim diyor, şu dağın tepesinde durayım. Bu gelen insanlar mutlaka bana bir soru soracaklar, onlarla konuşayım. Çünkü oranın bozulmasını istemiyor. Ve insanlar gelirken bu adamı görüyorlar, adama soruyorlar. Diyorlar ki, ya diyorlar bizim memleketten çıktık. Orası 5 para etmez, işe yaramaz, insanlarla dolu. Acaba şu uzaktaki şehir nasıldır? O adam diyor ki, inan ki diyor, orası da aynısı. Kendi yeri için söylüyor. Öyleyse diyor adam başka yere gidiyor, başka yere gidiyor. Başka birileri geliyor bir grup. Ya diyorlar sen neredensin? Diyor falanca şehirdenim. Ya diyor biz diyor ülkemizden çıktık diyor ama orası diyor her gün diyor dedikoduyla, kötülükle, ikiyüzlülükle, fesatla dolu. Bıktım onun için çıktım. Sen biliyor musun uzaktaki şehir nasıldır? Adam diyor ki inan ki aynı orası da diyor. Ve o da başka bir yere gidiyor. Başka bir grup geliyor. Diyor ki işte bizim insanlarımız diyor kavgacıdır diyor. Birbirlerinin namusuna göz dikerler. Ahlaksızlar, şunlar bunlar. Onun için diyor çıktım oradan diyor. Şu şehir nasıldır? Adam diyor inan orası da aynıdır. Ve başka bir grup geliyor. Diyor ki ben diyor yola çıktım diyor. Falanca şehri sormak isterim diyor. Çünkü diyor esenlik arıyorum diyor. İnsanlarım diyor iyiydi diyor. Hoştu diyor. Severdim diyor. Ama diyor herkes dağıldı diyor. Ve diyor ben diyor sevecek, sevgiyle dolu insanlar bulamadım. Hoş geçinirdim diyor. Kötü bir şey yoktu diyor.
Ama diyor şartlar böyle getirdi. O yüzden diyor orası nasıl? Adam diyor ki inan orası da öyledir diyor. Ve bu adam ne gösteriyor? Esenlik yolunu gösteriyor. Bu ihtiyar baktı ki adamın içinde esenlik var. Kötülük yok. Başkasını hor görmüyor. Başkasını yargılamıyor. Diyor, iyiydi diyor. Ama diyor daha iyi bir yer. Orası nasıl, iyi mi? Orası da iyidir diyor yaşlı adam. Ve şimdi ne yapıyor? O herkesi yargılayan, herkes sor gören, herkesi kötüleyeni başka tarafa gönderiyor. İyiliği arayan adam iyilik diyarına gidip yerleşiyor. Şimdi iyilik, esenlik nerede olacak? Senin içinde olacak. Senin içinde olmazsa gittiğin yeri de batırırsın. Gittiğin yeri de batırırsın. Ondan sonra herkes senden korkar olur. Eyvahdır falanca ülkenin insanları burayı da doldurdu. O yüzden dikkat edin, yakında Avrupa'da da bir şey kalmayacak. Asya ülkeleri nasıl battı, Avrupa da öyle batacak. Amerika o da öyle batacak. Çünkü niye? Esenliği olmayan, esenlik önderine sahip olmayan insanlar orayı dolduracaklar, işler karışacak. Ondan sonra da dünya karışacak. Ve sonra da Mesih gelecek ve karışıklığı düzene sokacak. İşte esenlik önderi denilen İsa Mesih şimdi geldi ve bize ne verdi? Esenlik verdi. İster yağmur yağsın, ister dolu yağsın, ister kar yağsın, ister sıkıntı olsun. Evet insanız, zayıflıklarımız var. Bu zayıflıklar içinde söyleniyoruz, ediyoruz, dırdırlanıyoruz. Bazen bağırıyoruz, bazen çağırıyoruz, bazen uykularımız kaçıyor. Ama yine bir yana dönüyoruz, Rab'be bakıyoruz. Aa diyoruz. Ey canım neden içinde çökmüşsün? Rab'be ümit bağla. Ey canım niçin içindeyim diyorsun? Rab'be ümit bağla diyorsun. Ve onun ışığı üzerine geliyor ve seni teselli ediyor ve sana yeni bir ümit veriyor. Değil mi sevgili kardeşler? Ve devam ediyor, diyor ki Davud'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek. Her şey egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak. Sonsuz bir egemenlik. İşte doğan bu çocuk. Bu İsa Mesih. Esenlik önderi. Harika öğütçü. Yüce Baba. Ve bir özelliği daha vardı. Neydi? Güçlü Tanrı. Harika öğütçü. Ebedi Baba ve esenlik önderi. Mesih'e baktığında Mesih İsa'da bu dört özelliği buluyorsun. Ve ebedi kraldır. Ve ebediyen de onun krallığı ne olacak? Devam edecek ve gün geçtikçe büyüyecek. Şimdi insanlar diyorlar ki ayıklar böyle bir yarış yapar gibi, aa bizim dinimiz daha büyüyor. Bizim dinimiz daha da çoğalıyor. Çoğalsın nereye kadar? Doğru, çoğaldıkça da zehirliyor. Çoğaldıkça öldürüyor. Biliyor musun? Ayrık otu da çabuk büyüyor. Ayrık otunun bir özelliği vardı. Bir şey yarar mı? Hiçbir şey yaramaz. Ama o kadar çabuk üren dünyayı kaplar ki sen onun kökünü kazırsın, alır ateşe yakarsın, yine biter. Yine biter, yine biter. İşe yaramayan ot çok olur her tarafta. Ama işe yarayan az bulunur. Onun için siz işe yarayansınız. Siz az bulunanlardansınız. Ama ayrık otu dışarıda çok var. Gidin her tarafı ayrık otuyla dolu. Bir işe yaramaz. Fakat siz harmanın seçme buğday tanelerisiniz. Bunu ben sizi övmek için söylemiyorum. Bu kelamdan bir ayettir. Siz seçme. Saşa dışarı git ve bir daha gelme. Kelam bitene kadar gelme. Evet. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak. Ve sonsuza dek sürdürecek. Her şey egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak. Sağladı mı? Sağladı. Geldi mi? Geldi. Rab vaat ettiği peygamberlik sözünü yerine getirdi mi? Getirdi. Amin. Şimdi o İsa bizim İsa'mız. Ve biz de ona aitiz. Onun otlağının koyunlarıyız. Ve o her zaman üzerimize güneş gibi parlayacak. O yüzden de dedi ki siz bu dünyanın ışıklarısınız.
Neden? Çünkü vadi var. O karanlıkta parlayan ışıktır. Ve ebediyen de üzerimize ne yapacaktır? Parlayacaktır sevgili kardeşler. Onun ışığı daimidir. Şimdi siz de ne olarak seçilmiştiniz biraz önce ayette söyledik. Bir imtihan edelim bakalım. Kim dinledi sözümü, kim dinlemedi? Evet. Kim parmak kaldıracak? Parmak kaldıran iki kişi. Eyvah, eyvah. 50 dakika 22 saniye konuşmuşum. Burada değil miydiniz? Bak ne diyordu? Siyon dağında oturan her şeye egemen Rabbin İsrail'deki belirtileri ve işaretlerisiniz siz. Siz Rabbin belirtileri, Rabbin işaretlerisiniz. Rabbin onurlandığı kişilersiniz sevgili kardeşler. Öyleyse deyin ki ben Rabbin belirlediği bir işaretim. Bu dünyada bir işaretim. Mesih'i yansıtan bir işaretim. Bana bakanlar kimi görecek? Mesih'i görecekler. Çünkü Tanrı ışığın üzerime saçtı. Öyleyse o doğumla gelen nurun kuvveti hep bende parlasın diye ben de Rabbin önünde duracağım. Ve ant içtim onun önünde yürüyeceğim diyelim sevgili kardeşim. Rab bizleri kutsatsın ve bereketlensin. Amin.